Tabii bizdeki efendim aslında parfüm bahçelerle biraz Avrupa'dakiler arasında farklar var galiba değil mi? Yani ben İlber Hoca'ya mesela şunu merak etmiştim. Deniyordu ki saray girişlerinde kıymetli hocam ağaç olmaz deniyordu. Bunu İlber Hoca'ya sordum. İlber Hoca dedi ki tabii olmaz çünkü padişaha karşı bir suikast olabileceği endişesiyle ağaç dikilmezdi sarayın önüne. Açık alan olurdu değil mi? Öyle demişti İlber Hocam. Ama Avrupa'da oluyor demiştim ve zaten orada çok öldürülmüş kral var. Yani suikaste uğramış kral var. Çünkü adam ağacın arkasında saklanıyor. İşte kral geçerken mahiyeti bile olsa bir şekilde tak emaneti takıyor. Yani krala şey yapıyor. Yani gidiyor değil mi? Halbuki bizde öyle bir şey olmuyor yani. Ya yani işte elin kralı. Evet bizde öyle bir şey olmamış. Saray bahçelerinde onun için bizim ağaçlarımız yokmuş. Yani aslında bir taraftan da şöyle düşünün, düşünün yani devrin en namlı hükümdarısın, kanunisin, sarayın var, sarayın önünde ağaç yok abi. O da enteresan bir şey aslında değil mi? Ben olsam yine de ağaç isterdim yani ki yeşillik olsun derdim. Peki, sıradaki ödülü vermek üzere Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube Başkanı Sayın Necla Özkaplan Yörüklü hanımefendiyi efendim buraya davet ediyoruz. Peyzaj donatıları yapısal elemanları kategorisi, o ağır kategori. Evet efendim, kim kazanmış? Deltoy projesi ile Cemel Kent Ekipmanları Sayın Fuat Eroğlu'yu buraya davet ediyoruz efendim, ödülünü almak üzere. Tebrik ederiz, başarılarınız daim olsun. Tebrik ederiz efendim. Sizi yollamıyoruz. Bir ödülümüz daha var. Peyzaj donatıları, yapısal elemanları kategorisi ihracat ödülü var. Kim kazanmış? Cemel Kent Ekipmanları kazanmış. Fuat Bey gittiniz mi? Fuat Eroğlu'nu efendim bir kez daha buraya da ihracat ödülü de almışsınız. Beraber sahnedeyiz peki. Bitki üretim kategorisi ihracat ödülü var. Kim kazanmış efendim? Arifiye Fidancılık kazanmış. Yönetim Kurulu Başkanı Sarık Sayın Erol Kaya'yı buraya davet ediyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Pişmaniye işimiz vardı değil mi? Nasıl gidiyor abi pişmaniye? Çok güzel, maşallah. Çok pişmanlıca hesabı yapmışız. Ya, gökmüşsün, çok güzel efendim. Buyurunuz. Teşekkür ediyoruz efendim, yerlerinize uğurluyoruz sizi.